Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Cennetlik olmak istiyoruz. Peki ne yapmamız lazım? Hadis-i şerife bakacağız inşallah. Hadis-i şerifte Haşir suresinin son 3 ayetini okuyan kişi kendisine cenneti vacip kılmıştır buyuruluyor. Dolayısıyla huvallahüllezî'den itibaren ne yapacağız? Okuyacağız. Hani la yestevi'den itibaren de, lev enzelna'dan itibaren de okuyabiliriz. Ama asıl müjdeli kısım huvallahüllezî la ilahe illa huve'den itibaren sonuna kadar okumamız inşallah. Böyle yaparsak o gün ölür isek inşallah cennetlik oluyoruz. Cenneti kendimize vacip kılmış oluyoruz. Çok büyük bir müjde var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Men gara'a khawatimel haşri fi leyle ev nahar fe mate min yevmihi ev leyletihi fakad ev cebel cenne. Yani kim ki bir gece veya gündüz içerisinde Haşir suresinin sonlarını, yani işte son 3 ayetini, başka hadis-i şeriflerde öyle açıklanmış, okur ve o gün gündüz ya da akşam ölürse şüphesiz cenneti kendine vacip kılmıştır. Yani cennetlik olmuştur. Dolayısıyla buna yapışalım, bu ayetlere mutlaka okuyalım inşallah. Zırhımızı giyelim, cevşenimizi okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve es'elüke bi esmaike. Allah'ım senden şu isimlerin hakkı için istiyor ve sana yalvarıyorum. Ya Celil, ey ululuk ve yücelik sahibi. Ya Cemil, ey gerçek güzellik sahibi. Ya Vekil, ey kendisine tevekkül eden kulların işlerini en güzel şekilde yöneten, idare eden. Ya Kefil, ey kullarının gücünü aşan işlerini üzerine alan. Ya Delil, ey hayrette kalan kullarına yol gösteren, rehberlik yapan, kılavuzluk yapan. Ya Mukil, ey kullarının hatalarını, günahlarını bağışlayan. Ya Habir, ey her şeyden haberdar olan. Ya Latif, ey lütfu, keremi bol olan. Ya Aziz, ey izzet sahibi. Ya Melik, ey bütün mahlukatın, mevcudatın gerçek hükümdarı. Sübhaneke ya la ilahe illa entel eman el eman hallisna minennar. Sübhansın ya Rab, yoktur senden başka ilah. Eman, emniyet, güvence talep ediyoruz senden. Koru bizi cehennemden. İman hakikati dersimiz, Allah melce ve mencedir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah iltica edilecek zattır. Allah kendisinden necat, kurtuluş talep edilecek zattır. Kimler Allah'a sığınır? Kainattan küsenler. Dünyanın süsünden, püsünden, zinetinden iğrenenler. Dünyanın varlığından bıkmış olan ruhlar ne yaparlar? Bu manada Allah'a iltica ederler, Allah'a sığınırlar, Allah'tan necat, kurtuluş talep ederler. Demek ki bu haletlere bürünmek lazım, böyle olmak lazım ki Allah'a iltica kişi edebilsin. Böyle bir ruhani halet gerekiyor. Allah melce ve mencedir. Bu manada sığınılacak, sığınılacak zattır, sığınaktır. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Dünyanın zevkü sefası içerisinde olan, zenginlikleri içerisinde olan, işte haramlara dalmış, işret içerisinde divane olmuş kişi ne yapmaz? Bu manada Allah'a iltica etmez, ona sığınmaz, ondan necat talebinde bulunmaz. Küsmek lazım, dünyanın zinetinden iğrenmek lazım, vücudundan bıkmış olmak lazım ki bu haletteki ruhlara Allah melce ve mencedir. Rabbim bizleri es-sebebü kel-fail yapsın. İnşallah şahs-ı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Dostlarımızla, sevdiklerimizle paylaşalım bu videoyu. Belki hidayetlerine Allah bizleri aracı yapar. O zaman onların sevaplarından bize hisse gelir, pay gelir, nasip gelir. Onların
sevaplarına, hasenelerine ortak olunuz. Bunlar çok büyük fırsatlar, imkanlar. Rabbim değerlendirenlerden eylesin. Allah'a emanet olun.